Lozan Barış Konferansı'nın sonuna doğru İngiliz birliklerinin İstanbul'u terk edeceği kesinleşmişti. İşgal kuvvetleri komutanı Charles Harrington ayrılmadan önce kendisine saha içinde ve dışında birçok sıkıntı yaşatan Fenerbahçe kulübüne büyük bir ders vermek niyetindeydi. Harrington'dan alınan talimatla İstanbul'daki en güçlü İngiliz takımları olan Irish Guards, Grenadier Guards ve Goldstream Guards'ın en iyi oyuncuları özel olarak çalıştırıldı. İşi şansa bırakmayan Harrington, bu karmayı İngiltere'den getirtilen 4 profesyonel oyuncuyla takviye etti. Guardlar karması adını alan takım, gazetelere verdiği ilanda Türk kulüplerine meydan okuyordu. Herhangi bir Türk takımı istediği takviyeyi alarak başkomandan Harrington'ın adını taşıyan 1 metrelik gümüş kupa için sahaya davet ediliyordu. İstanbul halkı ve basınının merakla beklediği yanıt 24 Haziran 1923'te geldi. 2 sakat oyuncusu bulunmasına rağmen Fenerbahçe takımı daveti kendi kadrosuyla ve şartsız olarak kabul ediyordu. Bundan sonra herkes 29 Haziran 1923'te Taksim Stadı'nda yapılacak olan maçı beklemeye başladı. Binlerce seyircinin geldiği maç kısa sürede bir ulusal prestij mücadelesine dönüştü. Sonuç Lozan'da bile merakla bekleniyordu. Harrington ise sonuçtan o kadar emindi ki Malta valisi Lord Plummer'ı bile maça davet etti. Şekip, Hasan Kamil, Cafer, Fahir, Yavuz İsmet, Kadri, Bedri, Ömer, Zeki Rıza, Alaaddin ve Sabih 11'inden oluşan Fenerbahçe halkın çılgın tezahüratı arasında sahaya çıktı. Seyircilerin heyecandan kale çizgilerine bile taştığı Taksim Stadı'nda maç saat 5.30'da hakemin düdüğüyle başladı. İlk atak Fenerbahçe'den geldi. Zeki Rıza'nın şutu kale direğini yalayarak dışarı çıktı. Fakat bundan sonra hakimiyeti eline geçiren İngilizler 30. dakikada tüm Türk seyircisini ölüm sessizliğine gömen gollerini attılar. Fenerbahçe atak üstüne atak yapan İngilizlerden devre arası sayesinde kurtuluyordu. Türklerin coşkun tezahüratı arasında sahaya dönen Fenerbahçe'de Bedri potinleri ayağını sıktığı için oyun dışı kalmıştı. Fenerbahçe güçlü rakibi karşısında 1-0 mağlup ve 10 kişiydi. Herkes sağ kenarında oturan General Harrington'ın nihayet Fenerbahçe'den intikamını alacağını düşünmeye başlamıştı. İkinci yarıda sahada bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Yavuz İsmet'in güçlü savunması ve Zeki Rıza Alaaddin ikilisinin etkin oyunuyla İngilizler şaşkına döndüler. Fenerbahçe atak üstüne atak yapıyordu. 60. dakikada Zeki Rıza'nın muhteşem şutuyla top İngiliz ağlarıyla kucaklaşıyor ve durum 1-1 oluyordu. Stattaki Türk seyircisi rahat bir nefes alabilmişti. Bedri'nin sahaya dönmesiyle Fenerbahçe rakip kaleyi abluka altına almış, İngilizleri bunaltıyordu. Beklenen an 74. dakikada geldi. Takım golcüsü Zeki Rıza tekrar sahnedeydi. Harrington, Fenerbahçe'ye bir kez daha yenilmişti. 2-1'lik galibiyetin ardından omuzlarda taşınan oyuncular halkın coşkulu tezahüratı arasında Beyoğlu'na çıkarılıp alkışlarla uğurlandı. Lozan'da maçın sonucunu sabırsızlıkla bekleyen İsmet Paşa, Ali Naci Karacan'dan Fenerbahçe'yi tebrik eden bir telgraf çekilmesini istemişti. Fenerbahçe, işgal kuvvetleriyle yaptığı 50 maçın 41'ini kazanmış, 4'ünde berabere kalmış ve sadece 5 maçta yenilmişti. 5 yıllık işgal dönemi boyunca Türk halkının sahalardaki kahramanı olmuştu. İşte mütareke yıllarının bu kadrosu Fenerbahçe tarihinde efsane bir kadrodur. Bu kadronun en büyük özelliği 11 futbolcusunun da Fenerbahçe'nin genç takımından yetişmiş olması, 11 futbolcusunun da büyük bir renk ve arkadaşlık aşkıyla birbirlerine bağlı olması ve 11 futbolcusunun da yüksek öğrenim mezunu bulunmasıydı. Bu efsane bir takımdı.